Sevgili seyirciler, günlerdir bütün Türkiye'nin konuştuğu olay Kuzey Irak'taki gelişmeler. Dolaşan söylentiler öylesine farklı ki hangisine inanacağımızı bilemiyoruz. Her kafadan adeta bir ses çıkıyor. Türk Silahlı Kuvvetleri acaba PKK'yı ne oranda dağıttı? Gerçekten teslim mi oldular? Nasıl oldular? Şimdi neredeler? Kuzey Irak'taki PKK'nın komutanı Apo'nun kardeşi Osman Öcalan'ın bir ara öldürüldüğü, sonra kaçtığı söylentileri geldi. Şimdi nerede? Teslim olduysa bunun koşulları nedir? Bunun gibi yüzlerce soru. Biz en iyisi kendimiz gidelim ve bu soruları yanıtlayalım dedik. Mithat Bereket çok güç bir işi başardı. Hayatını tehlikeye attı. Bütün Türk ordusunun peşinde koştuğu Osman Öcalan'ı buldu. Kendisine sordu. PKK'nın durumunun ne olduğunu araştırdı. Bakın nasıl bir manzarayla karşılaştı. İran-Irak sınırında kaçakçılığın merkezi ve geçiş yeri olarak bilinen bu bölgede şimdi yeni misafirler var. Büyük bir hızla buraya yerleşip kışı geçirmeye hazırlanıyorlar. İşte peşmergelere teslim olduğu söylenen PKK burada. Aslında PKK'lıların ve komutanları Osman Öcalan'ın buraya geliş öyküsü, birbirinden karışık politikalar, diplomasi oyunları ve ardı ardına söylenen yalanlarla dolu. Peşmergelerle PKK'lılar geçtiğimiz bir ay içinde önce bozuştular, sonra savaştılar ve sonra da barıştılar. Bu iki kardeş grubun arasında nasıl bir ateşkes olduğu da bir türlü anlaşılamadı. Kuzey Iraklı Kürt liderlere göre her şey gayet açıktı. PKK peşmergelerle Türk ordusu arasında sıkışınca komutanları Osman Öcalan peşmerge kardeşlerine yanaşmış ve silahlarını bırakıp teslim olmuştu. Teslim olduğu söylenen PKK'lılar peşmergelerin denetiminde silahsız olarak 200-300 kişilik gruplar halinde Erbil şehrine getirilmiş, geceyi buradaki Havraman ve Altınsaray otellerinde geçirdikten sonra İran-Irak sınırında Türkiye'den uzak bilinmeyen bir yere götürülmüşlerdi. Ancak bu anlaşmanın şartlarının tam olarak ne olduğu açıklanmadı. Kürt liderlerin söyledikleriyle PKK'nın Avrupa Bürosu'nun yaptığı açıklamalar birbirini tutmuyordu. Türkiye kendisi için son derece önemli olan böyle bir gelişmeden bir türlü iyi haber alamıyordu. Biz de PKK ile peşmergeler arasında neler olup bittiğini ve anlaşmanın şartlarını başından beri bu örgütle ilişkileri yürüten Kürt lider Celal Talabani'ye sorduk. Üç hafta savaştıktan sonra Osman Öcalan'ın Hakurk Vadisi'ndeki kampını kuşattık. Çaresiz kalınca bizimle telsiz bağlantısı kurup ateşkes istediler. Silahlarını bırakacaklarını ve bizim şartlarımıza uyacaklarını söylediler. Osman Öcalan'la bir anlaşma imzalandı. Buna göre PKK sınırdaki kamplarını boşaltacaktı. Irak Kürdistan'ından Türkiye'ye askeri saldırıda bulunulmayacaktı. Ayrıca bizim iç işlerimize karışmayacaklar ve aleyhimize propaganda yapmayacaklardı. Buna karşılık hükümetimiz tarafından Türk sınırından uzak bir bölgede yerleşmelerine izin verildi. Şu anda kontrolümüz altındalar. İçişleri Bakanlığı'nın izni olmadan silah taşıyamazlar, kamplarından çıkamazlar. But how will you be able to control the Hakurk Valley? Because her şey iyi hoş da Hakurk Vadisi'ni nasıl kontrol edeceksiniz? Oradaki cepheyi gittik gördük. Doğa şartları yüzünden orada kontrolü sağlamak çok zor. Neredeyse imkansız. PKK'nın baharda buradaki kamplara geri dönmeyeceğini nasıl garanti edeceksiniz? Çok güzel bir soru sordunuz. Bu çok önemli bir nokta. Hakurk'ta tam kontrolü sağlamak için Bahar'la birlikte oradaki köylere kendi köylülerimizi yerleştireceğiz. Oraları mümkün olduğu kadar yerleşime açacağız. Böylece her şey kontrolümüz altında olacak. Şu anda orada bir tane bile kampları kalmadı. Ve Bahar'da da olmayacak. Madem PKK'lılar kontrolünüz altında, o zaman onları neden Türkiye'ye teslim etmiyorsunuz? Bunu yapamayız. İnsan haklarına, uluslararası anlaşmalara, Cenevre Sözleşmesi'ne aykırı bu. Ancak Türk yetkililere şu garantiyi verdik. Aramızdaki sınırdan Türkiye aleyhine kesinlikle faaliyet yapamayacaklardır. O yüzden Türk ordusu gitsin, diğer sınırlarını korusun. Biz bu işi Türkiye için yapıyoruz. Zaten PKK'lılar şu anda sınırdan yüzlerce kilometre uzaklıktalar. Süleymaniye yakınlarında, İran
İran sınırındaki bir kampa götürülmüşlerdi. Bu insanlar orada tamamen kontrolümüz altındadırlar. PKK'nın yeni kampı İran-Irak sınırındaki Kaledis şehrine yakın. Kaledis, Kürtçe'de hırsız kalesi anlamına geliyor. İran'dan yapılan kaçakçılığın merkezi olduğu için buraya hırsız kalesi deniyor. Kamp İran sınırındaki Zeli köyünde. Oraya gitmek için Kaledis'den sonra İran sınırı boyunca uzanan dağlara tırmanmanız gerekiyor. Ancak yağan yağmur yüzünden iyice zorlaşan yol şartları kampa ulaşmayı neredeyse imkansız kılıyor. Bir yanda kaçakçılar tarafından her an soyulma ya da öldürülme tehlikesi, öte yanda dağ başında kalıp donma olasılığı. Yol boyunca gördüğümüz tek şey derin uçurumlar ve İran'dan gelen kaçak malları taşıyan katırlar. Sonunda binbir güçlükle kampın bulunduğu Zeli köyüne varıyoruz. Ancak Osman Öcalan, Türk basınına karşı beslediği güvensizliği öne sürüp kampta çekim yapmamıza izin vermiyor. Bu yüzden PKK'nın yeni kampını ve buradaki faaliyetleri size gösteremiyoruz. Ancak kesin olan bir şey var. Buradaki PKK militanları Kürt liderlerin dediği gibi silahsız değiller. Ayrıca çevrede hiçbir peşmerge kontrolü de yok. Gayet rahat bir şekilde günlük eğitimlerini ve faaliyetlerini yürütüyorlar. Kürtler arasında Ferhat kod adıyla bilinen Osman Öcalan, söyleşi talebimizi binbir güçlükle kabul ediyor. Şimdi Türk halkı şu konuyu çok merak ediyor. Barzani ve Talabani ile Kuzey Irak'ta Kürt liderlerle gerçekten bir anlaşma imzaladınız mı, imzalamadınız mı? Şayet imzaladınızsa bunun şartları tam olarak nedir? Kürdistan'ı CHP'nin iki büyük örgütü olan Yekitiyar Niştimani Kürdistan, yani Celal Talabani'nin liderliğini yaptığı örgüt ile Mesut Barzani'nin önderliğini yaptığı KDP ile bir anlaşma yaptık. Anlaşmamızın özü Türk devletinin sınırdaki güçlerimizi Güney Kürdistan'a yönelik müdahalelerine gerekçe yapmasının önünü almaktır. Bunun için sınırdaki güçlerimizi yeniden düzenledik. Bir bölümü kuzeye, yani Türkiye'nin egemenliğindeki Kürdistan parçasının çeşitli alanlarına giderken bir bölümü de daha güneye, yani şimdi burada bulunduğumuz alana gelmiştir. Buraya gelen gücümüz çeşitli nedenlerden dolayı savaşta aktif rol oynamayan güçlerdir. Yani siz peşmergelere teslim olmadınız mı? Çünkü Celal Talabani ile yaptığımız söyleşide ilk olarak sizin silahı bırakıp onların verdiği ultimatomu kabul ettiğinizi ve teslim olduğunuzu söyledi. Bu doğru değil mi? Bizim kendileriyle yaptığımız anlaşmada böyle bir durum yoktur. Anlaşmamız tek bir amacı içeriyor. O da sınırda uzaklaşmak, sınır hattını boşaltmak, Türk devletinin sınır hattındaki güçlerimizi Güney Kürdistan'a müdahalelerde bulunma ve yine kitleleri yanıltma gerekçelerini ortadan kaldırmaktır. Devlet hep şu propaganda yapmıştır. İşte mücadelemiz dışarıda kaynaklanıyor. Suriye'de kaynaklanıyor, İran'da kaynaklanıyor ve yine sınır hattındaki alanda kaynaklanıyor. Bu biçim propagandalar yapmıştık. Bunlar gerçeği yansıtmıyor. Evet, bu tür alanlarda yararlandık ama hiçbir zaman mücadelemizin geliştirilmesinde temel dayanaklar olmadılar. Yani şimdi Hakuk Vadisi'ndeki kamplarınızı tamamıyla boşalttınız mı? Biz sınırda sınırdaki güçlerimizi sorun olmaktan çıkardık ve o alanlarda ciddi bir askeri faaliyette bulunma gereğini görmüyoruz. Ancak sınırdaki kamplarınızı bırakıp peşmergeleri nezareti ve kontrolü altında buraya getirdiniz. Sizce bu bir geri adım atmak değil mi? Şimdi biz bir savaş faaliyeti yürütüyoruz. Savaş her zaman düz bir hat izlemez. Siyasal ve askeri çıkarlarımız eğer iki adım ileri atmak için bir adım geri atmayı gerektiriyorsa
Bu fazla sorun değildir. Peki bu anlaşmayı Abdullah Öcalan neden imzalamadı? Bir de son zamanlarda gerçekten hiç ortada görünmüyor. Eskiden grup grup gazetecileri alır, onlarla görüşürdü. Fakat şimdi hiç Apo'dan ses seda çıkmaz oldu. Bunun sebebi nedir? Nerede şimdi kendisi? Bir aylık savaş yürütüldü. Çok çetin bir savaş yürütüldü. Karşı tarafımızda 100 bine yakın güç vardı. 75 bin Türk Ordu Birliği. Her türlü teçhizatıyla, kobra helikopterleri, uçakları, tankları ve en modern topları, silahları vardı. 25 bin civarında da peşmerge güçleri vardı ki bunlar da ABD ve Türkiye Türk Devleti tarafında modern askeri teçhizatla donatılmışlardı. Buna karşılık bizim alanda bulunan tüm gücümüz 2500 civarındaydı. Ve bir kişi 40 kişiye karşı savaştı. Artık karşı karşıya bulunan komutanlar birbiriyle ilişki kurma gereğini gördüler. Bizim tarafımızda biz bu görüşmeleri yürüttük. Yani siyasi lider önderliklerden ziyade cephe komutanları görüşmeleri başlattılar. Gelişmeler bu noktada başladığından dolayı da görüşmeleri ve görüşmeler ardında varılan anlaşmayı biz imzaladık. Daha önce hem Barzani'yi hem Talabani'yi Amerikan işbirlikçiliği yapmakla suçladınız. Oysa şimdi onlarla anlaşma imzaladınız. Sizce bunda bir çelişki yok mu? KDP ve YNK halka dayanma yerine hem çeşitli uluslararası güçlere hem de bölgesel güçlere dayanarak politikalarını uygulamak istiyorlar. Bu politikalarının sonunun olmadığını, bu tutumların kendilerini şu ve bu gücün çıkarlarını yerine getirmeye zorlayacağını belirttik. Bugün de aynı görüşlerimizi koruyoruz. Peki Türk sınırına koyduğunuz ambargoyu kaldıracak mısınız? Kürtlerle yaptığınız anlaşmada bu da dahil mi? Çünkü yol boyunca yaktığınız kamyonları gördük. Ambargo savaşın yan bir taktiği olarak ortaya çıktı. Savaş durduğuna göre bu sorun da çözülecektir. Peki sınırda süren operasyonda tam olarak kaç ölü kaç yaralı verdiniz? Bu 1800 mü yoksa daha mı fazla? Kayıplarımız 150'yi aşmaz. 150'nin altındadır. Bir o kadar da yaralımız vardır. Buna karşılık Türk Ordu birlikleriyle girilen çatışmada 500 asker yaşamını yitirmiştir. Kürdistan'ı cephe güçleri ise 1000'in üzerinde ölü vermişlerdir. Ve yine bir o kadar da yaralıları bulunmaktadır. Burada daha ne kadar kalacaksınız? Baharda sınırdaki kamplara geri dönecek misiniz? Bizim buradaki gücümüzün mücadelede belirleyici bir rolü yoktur. Daha çok savaşta aktivite kazanamayan gücümüzdür. Eğitim adaylarıydı. Ve yine çoğu bayanlardır, çocuklardır, yaşlılardır. Bu gücümüz savaştı, sınırda savaştı. Savaşmak zorunda kaldı. Ama bizim savaşı geliştirirken hesaba katmadığımız bir güçtü, yedek bir güçtü. Bu gücümüzün savaş içerisinde olup olmaması sorunu değiştirmiyor. Kaldı ki istediğimiz kadar genci derleyip içerideki karargahlarımızda eğitip savaşa sokabiliriz. Şu anda Türkiye'de kaç adamımız var peki? Son sınırda yürütülen savaşın sonuçları nedeniyle ülkeye aktardığımız güçlerle birlikte 7000'e aşkın örgütlü gerillamız vardır. Bunun yanı sıra binlerce silahlı milisimizin de olduğunu eklersek 10.000'i aşan silahlı gücümüz bulunmaktadır. Şu anda bu kampta kaç kişi var? Bu kampta 1250 civarındayız. Siz sürekli olarak Türk Silahlı Kuvvetleri'ne darbe vurmaya, onları izole etmeye çalışıyordunuz. Ancak şimdi bir bakıma siz darbe ediniz ve izole oldunuz. Bundan sonra ne yapacaksınız? Neler yapmayı planlıyorsunuz? Silahlı savaşımız hızında hiçbir şey kaybetmeden sürecektir ki temel güçlerimiz çeşitli eyaletlerimizde üstlenmiştir.
ve savaş faaliyetlerini aralıksız sürdüreceklerdir. Ancak masum insanları öldürüyorsunuz. Bu terör değil mi? Böyle davranmak size ne kazandırıyor? Şimdi şunu belirtelim. Gerçekten de savaş hem Türk halkına hem de Kürt halkına büyük acılar veriyor. Peki bu karşılıklı öldürmeler daha ne kadar gidecek? Yani karşınızda koskoca Türk ordusu var. Bundan korkmuyor musunuz? Daha ne kadar devam edeceksiniz bu işe? Bir halk eğer kurtuluşu için azmetmişse, ne kadar büyük bir ordu olursa olsun ve bunun donanımı ne kadar güçlü olursa olsun, zafer haksız olan militarist güçlerin değildir. Haklı bir savaşım yürüten ve yine çağdaş bir önderliğe kavuşmuş olan halkın olacaktır. Biz bu inançtayız. Ancak şimdi Türkiye'de şöyle bir hava var. Bölge artık sizi desteklemiyor. Eskiden belki biraz olsun destekliyordu ancak artık o desteğini de çekti. Ve siz darbe üstüne darbe ediniz, geri adım atıp buraya kadar geldiniz. Şimdi ne yapacaksınız? Eğer devlet bu iddiasında ciddi ise ve yine basın inanıyorsa buyurun diyoruz, bir özgür referandum yapalım. Halk gerçekten devletten yana mıdır yoksa devlete karşı mıdır? O zaman çok açık bir biçimde ortaya çıkar. İyi de bunda bölge halkına verdiğiniz korkunun ve onlara yaptığınız tehditlerin hiç mi etkisi yok? O konuda ne diyorsunuz? Şimdi mücadelemiz çok çeşitli aşamalardan geçti. Bir dönem oluyordu, halk devlete korktuğu için hiçbir destek vermiyordu. Ama bugün devlet şiddet uyguluyor, öldürüyor, cezaevine atıyor. Buna rağmen halk gerillanın her türlü ihtiyacını karşılıyor. Korkuyla kimse en ufak bir desteği sunmaz. Yani şimdiye kadar korktuğundan dolayı bize destek sunan olmamıştır ve olmaz da. Saddam Hüseyin size yardım ediyor mu, etmiyor mu? Türk halkı bunu öğrenmek istiyor. O Halepçe katliamının sorumlusudur. Boğazına kadar halkımızın katliamına batmıştır. Halkımızı katleden, halkımıza yaşam hakkı tanımayan bir diktatörle ilişki kurmamız söz konusu değil. Peki İran'la ilişkiniz nasıl? Şu anda tek çıkışınız orası kaldı. Oradan yardım geliyor mu? İran'la geçmişten beri zayıf bir ilişkimiz vardı. Daha çok oradaki Kürt halkının desteğiyle duruyorduk. Bizim İran devletiyle öyle ciddi bir ilişkimiz yoktu. Hiçbir zaman bizim İran'da kamplarımız olmamıştır ve tek bir gerillayı da İran'da eğitmemişizdir. Çok sınırlı bir varlığımız söz konusu. Bu varlığımızı da oradaki halkın, Kürt halkının desteğine dayandırıyoruz. PKK doğa şartlarının insanları son derece zorladığı bu topraklarda belki de ileride yeni bir beka vadisi yaratacak. Kampta bizzat tanık olduğumuz silah gücü ve Osman Öcalan'ın anlattıkları bu kampın ileride bir üs olarak kullanılabileceğini kanıtlıyor. Kısacası PKK-Peşmerge anlaşması konusunda yapılan açıklamaların hiçbiri doğru değil. Ancak bunun açığa çıkıp ortalığı karıştırmasını önlemek için şimdilik her iki tarafta birbirine karşı ılımlı davranmayı yeğliyor. Ne olursa olsun kesin olan bir şey var. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin operasyonu şimdilik PKK'yı bir adım geriletmiş durumda. Ancak bu tehlikenin bittiği anlamına gelmiyor. Asıl önemlisi şimdi başlıyor. Her şeyin böylesine kaygan olduğu bir zeminde Türkiye bundan sonra çok daha dikkatli ve temkinli davranmak zorunda.